Alanya'da bir su parkında havuza girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Rus uyruklu 19 yaşındaki turist kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Olay dün saat 12.30 sıralarında Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Havuzda yüzen Rus uyruklu Olga Destayova bir süre sonra su yutması sonucunda fenalaştı. Durumu fark eden çevredekiler Destayova'yı sudan çıkartarak durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Rus kızın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alanya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak durabildi. Kaza saat 9 sıralarında Konaklı Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Nilgün U'nun kullandığı 07 NAF 90 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansa özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Nilgün U'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Alanya'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza saat 19.30 sıralarında Payallar Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Murat S'nin kullandığı 07NK137 plakalı motosiklet aynı yönde ilerleyen Mustafa T'nin idaresindeki 07N2694 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Murat S'yi ambulansa özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Murat S'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Antalya'da 2 yıl önce boşandığı eşi tarafından yüzüne kezzap atılan Asiye Güzel hayatını kaybetti. Antalya'da 1 Haziran sabahı 2 yıl önce boşandığı eşi Bünyamin Bardakçı tarafından yüzüne kezzap atılan Asiye Güzel 80 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Asiye Güzel, 20 yıl şiddet gördükten sonra 2 yıl önce otobüs şoförü eşi Bünyamin Bardakçı'dan boşanmış ve Alanya'ya taşınmıştı. Bardakçı talihsiz kadına 1 Haziran'da kezzapla saldırmış ve tutuklanmıştı.